İyi akşamlar. Ülke TV akşam baskısına hoş geldiniz. Bu gece Berat gecesi, Berat Kandili. Müslümanlar için bu gece günahlardan kurtulma ve ilahi bağışlanmaya mazhar olma anlamına geliyor. Bu mübarek gecenizi tebrik ediyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Biz akşam baskısı ekibi olarak yine toplandık Ankara'da. Geçen hafta toplandığımızda Abdullah Gül aday mı oluyor sorusunu sormuştuk. Bu hafta bu sorunun cevabı netleşti. Abdullah Gül aday olmuyor. Adaylığım söz konusu değil dedi. Ama hala muhalefetin özellikle CHP'nin kimi aday çıkaracağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca muhalefet partilerinde bir ittifak arayışı var. Yani bu hafta da epeyce hareketli, sıcak geçecek. Siyasetin bütün gündemini ele alacağız. Her zamanki gibi Şamin Tayyar, Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Emin Pazarcı ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Ömer Bey, adaylık var mı? Hayır. Yok mu? Hayır, başvurmadım. Başvurmadınız. Hayır. Abi ben de Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili. Benimle ilgili sordun değil mi? Yok, şahsınızla ilgili. Yok, ben aday değilim. Aday olmadınız. Evet. Herhalde soruyorlardır. Ben de hani buradan evet, yüzlerce, canlı yayında. Yüzlerce soruyorlardır. Açıklama fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Nereden aday iyi bir soruydu. Nereden aday olacaktınız abi? Diyarbakır. Anlamadım. Nereden, hangi partiden? Aday olsaydım mıydım? Hmm. Herhalde AK Parti'den olurdum. Bir de ittifak var ya, onun için dedim ya. Hangi ittifak? Hani Saadet Partisi'nin. Ben Saadet Partisi'nin destekli olsaydım zaten oradan adaydım. Evet. Öyle bir şey düşünmüyorum. Orada siyaset yapmaya devam ederdi. Evet. Devam ederdi değil mi? Siyaseti yani... Aktif siyaseti bıraktık. Eyvallah. Bir şey söyleyeyim mi? Bir enteresan sorduğu için söyleyeyim. Türkiye'de siyaset parlamentoda olup olmama ile ölçülüyor. Evet. Aslında hiç bunun alakası yok. Yani o parlamenter olmak ayrı bir şeydir. Belediye başkan adayı olmak ayrı bir şeydir. Siyaset yapmak ayrı bir şeydir. Evet. Parlamento dışındaki insanlar da siyaset yaparlar. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de çok önemli siyasi liderler var mesela geçmişte. Bir rahmetli Erbakan, Ecevit, Türkeş. Şimdi bunlara baktığınızda her seçimde aday olmuşlardır. Ama çok az seçimde kazanıp parlamentoya girmişlerdir. Parlamentoda olmadıkları zaman da liderlikleri devam etmiş. Evet. Yani bu enteresan siyaset bir şey. Sadece mecliste sadece olmak mecliste anlamına gelir, gelmiyor diyorsun. Şamil Tayyar, şimdi Abdullah Gül... Bayağı bir pişmiş orada yemek aslında. Evet. Son dakikaya kadar. Yani Meral Akşener çekiliverseydi bugün biz Abdullah Gül'ün adaylığını konuşacaktık. Doğru. Sanki değil mi? Doğru. Şimdi biz de uzunca sürede burada tartıştık hani Gül aday olacak mı olmayacak mı diye. Şimdi aday olacak dedik. Sizlerden olmayacak diyen arkadaşlar vardı. Şimdi kim aslında sonuç itibariyle kazanmış oldu? Bence bir berabere diye düşünüyorum. Şöyle ki. Hayır, biz kazandık. Olmayacak. Olur mu? Olmadı sonuçta. Cesaret bile edemez dediniz. Hayır, olmayacak dedik. Baba, hayır, cesaret bile edemez. Ben öyle bir ifade kullandım. Baba, cümleyi ben şöyle. Ömer Bey'i bilmiyorum. Ben söyledim. Ben neydi? Ben öyle bir şey kullanmadım. Garanti görmedikçe aday olmaz dedim. Eyvallah. Yani ona çok kızmış. Bak, bir daha çevirmeye başladım. Hayır, ona o kadar kızmış ki. Hani cesaret edemez filan da buna bazı arkadaşlarımız bana böyle... seviye dışı veya işte siyasi ahlak dışı laflar ediyor filan diye son derece içerlemiş ona. Şimdi çok cesurmuş şöyle yani. Yani Abdullah Bey'in hiçbir şekilde yani burayla alakalı söylemiyorum. Tabi Abdullah Gül genel olarak yani aday olmaz diyen arkadaşlar hani Abdullah Bey'in buna tevessül etmeyeceğini. Yok. Hani kardeşim diye kendisini aday gösteren Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmayacağını ifade ettiler. Ama görünen o ki buna niyetlenmiş. Dolayısıyla niyet aslında çıktığı anlamına gelir. Çünkü aslında çıktı yani Abdullah Gül. Hani nihai olarak 20 milletvekili oluşmadı. Oluşmadı. Kendisi de bunu zaten açıkça söyledi. Genel bir mutabakat oluşabilseydi aday olacağını zaten ifade etti. Epey bir görüşme yaptı. Bir trafik oldu. Gitti geldi vesaire. Ama sonuçta bu mutabakat oluşmadığı için aday olmayacağını ifade etti. Hiç söz söylemeden, hiç konuşmadan, kelam etmeden ismini konuştuk uzunca süre. Yine hiç söz etmeden çekildi gitti. Yani bu konuda çok fazla yorum yapıldı.
Hakikaten yarışa girmeden kaybetmek nasıl bir duygudur diye tarif ettin diye sorulsa herhalde Abdullah Gül bunun en somut örneklerinden birisi olur. Yarışa girmeden nakavt oldu. Yarışa girmeden kaybetti. Yazık etti. 2001'de kağıt üzerinde kurucu olmasa da fiilen AK Parti'nin kurucularından birisi. O tarihten bugüne partimizde önemli görevler yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Yüce Rabbim bir faniye nasip edebileceği her türlü görevi de kendisine nasip etti. Bu kadar önemli kazanımlar bir çırpıda nasıl heba edilir? Hakikaten o da çok üzüntü verici. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı. AK Parti tabanında AK Parti'ye oy vermiş, gönül vermiş, Recep Tayyip Erdoğan'a inanmış kitlelerin zihninde, aklında, yüreğinde Abdullah Gül hakikaten o müstesna yerini keşke koruyabilseydi ama olmadı. Şu anda gelinen noktada Abdullah Gül denklemden çıkmış gibi gözüküyor. Ancak son açıklamasına baktığımızda aslında bir yerde yine bir açık kapı bırakıyor. Tabii açık kapı bırakıyor. Yani ben uzlaşma olmadığı için aday değilim diyor. Eğer uzlaşma şartları tabii olursa adayım demektir. Meral Akşener çekildim dese yine, gündeme gelir. Evet. Çünkü başvurular ne zaman başlıyor? 4'ünde başlıyor. 9'una kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu opsiyon 9'una kadar devam eder. Ama Meral Akşener de tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. İşte yaklaşık 1,5 yıldır bunun mücadelesini verdiğini, artık bu saatten sonra millete söz vermişken çekilmesinin doğru olmayacağını ifade ediyor. Bence kendisine göre doğru bir iş yaptı. Artık Abdullah Gül de şimdiye kadar hiç emek harcamadan, hiç çaba göstermeden böyle hakikaten böyle altın tepside sunulan görevleri hatırlayınca ilk defa kendisine böyle bir görev gelmedi. Ben 4'ü ve 9 arasında da yani 9'una kadar da yani bir olumlu bir hava oluşacağını açıkçası düşünmüyorum. Ben artık denklemin tamamen dışında kaldığını düşünüyorum. Meral Akşener net bir tavrını ortaya koydu ve bu tavırda kendisini aslında bir yerde Abdullah Gül karşısında da avantaj sağladı. Son anketlerde Abdullah Gül'den daha iyi gözüküyor. Hani Cumhurbaşkanlığı seçeneği olarak. Hani o tavrı nedeniyle. Hani Sayın Gül'ün hani böyle garantici yaklaşımı toplumu da çok rahatsız etti. Ayrıca AK Parti tabanında da hani Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet gibi algılandı. O sebeple de ciddi bir antipati oluştu. Neyse artık siyaseten kaybetmiş. Siyasi mefta üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Şunu söyleyeyim. Şu anda sadece ve sadece kamuoyunun beklediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kim olacağı. Sayın Kılıçdaroğlu bir tarif yaptı. Onu ayrıca konuşacağız. Evet. CHP'nin adayı yani, kim olacak? O artık başladığımız. Gül denklemden çıktı yani. Bazı isimler de var. Evet. Onları da biraz konuşalım istiyorum. Sen Abdullah Gül'le ilgili. Bir değil, 0-0 değil. Ben siyasetsen nelere kadirsin deyip bir puanı Şamil Tayyar'a veriyorum. Ben 0'a razıyım. Çünkü evet. Biz böyle cesaret edemez denilmedi. Burada yapılan bütün yorumlarda Abdullah Gül istiyor ama olmayacak. Hatta son derece zayıf aday demiştim. Yani çok fazla ittifak edilmeyecek bir aday demiştim. Aynen öyle oldu. Kendisinde gerekçesine gerekli ittifak sağlanmadı diyor. İttifak sağlanmadığı için aday olamadım diyor. Ama burada başka bir şey var. Bakın bence tartışılması gereken doğru siyasi meftadır. Doğru kendini sıfırlamıştır. Bunların hepsi doğru ama halen AK Parti'nin adayı ve şunu diyor. İttifak oluşsaydı ben adaydım. Bu ittifak kime karşı oluşacaktı? Recep Tayyip Erdoğan'a. Yani özür kabahatinden büyük herkesin içinde ben Erdoğan'ın karşısında savaşacağım. Kimlerle birlikte olacağım? İşte CHP ile birlikte olacağım, İYİ Parti ile veya Türkiye'de Erdoğan'a karşı dış çevrelerle. Şimdi bunların konuşulması da lazım. Hala orada oturuyor ve hala insanlar diyor ki Abdullah Gül iyi adamdır, olmadı filan. Hayır, Abdullah Gül ciddi anlamda Erdoğan'a bir savaş açacaktı. Ama savaş açmanın gerekleri ortaya çıkmadı. Gerekli teçhizat, ne bileyim mühimmat gelmediği için yapamadı ama oradan meydan okudu. Yani bu çok açık ve net. Bunların da konuşulması lazım diye düşünüyorum. Ben aday değilim demedi. Tabii. İsmimle ilgili bir konsensüs tabii oluşmadığı o için adaylığım söz konusu değil dedi. Bir de şu var yani nerede o yordum oldu? Yani konsensüs oluşursa Mehmet Acet de aday olur. Zor bir iş değil. Yani ne kadar oy alacağız? Acet niye de aday olmaz? Ben de aday olurum veya sen de aday olursun. Yani Tayyip Bey'in karşısına çıkmaz. O ayrı bir şey hepimiz yani. Eskiden o değil ben... ama konsensüs oluşsun, armut bir şey ağzıma düş gelirsinler falan. Yani son derece rahatsız edici bir şey oldu ve bazı insanların çok fazla şişirildiği,
kadar olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Yani bütün mesele budur. Ömer Bey. Evet. Abdullah Gül konusu herhalde bu masada 4-5 defa tartışıldı. Yani evet. Gündeme geldi. Doğrusu ben geçen hafta Şamil Tayyar'a sana hak verdim filan demiştim geri ama aldım diyorsunuz. Onu geri alıyorum yine. bizim söylediğimiz şey şuydu daha önceden. Ben Abdullah Bey'i çok yakından tanıdığımı düşünüyorum. Abdullah Bey garantiyi görmeden dibini görmedi suya dalmaz. Evet yani dibini görmedi suya dalmaz eğer netice görüyorsa. Ama çok kızmış. Aday olur bir. Açıklamasında ona çok kızmış o laflara. Çok ciddi rahatsız olmuş. Nitekim de öyle oldu. Rahatsız zaten. Olabilir yani ama gördüğüm manzara evet. Bu. Ben şunu görüyorum. Abdullah Bey ile ilgili son iki haftada korkunç bir PR yapıldı. Hem AK Parti'yi destekleyen medya organlarında hem AK Parti karşıtı medya organlarında gündemin birinci meselesi, birinci konusu Abdullah Gül'dü. Evet. Ve devamlı tartışıldı. Ama Abdullah, bunlar boşa yapılmış tartışmalar da değildi. Yani biz tabii, de 5-6 kere gündeme getirdik. O, hepsinde bir trafik yürüyordu. Yürüyordu şimdi daha iyi anlaşıldı. Ta o İlkeler İttifakı meselesinden başlayarak 2 aydır, 3 aydır bu tarla sürülmüş. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insan olarak, bir siyasetçi olarak oturduğu yerden korkunç bir PR yaptı. Bir reklamın iyisi kötüsü yok diye bir şey var ya. Adı tartışıldı, konuşuldu falan. Yaptı mı onun adına yaptılar mı? Yapıldı tabii, yaptırıldı. Onun adına yaptılar. Gelinen nokta önemli bir noktadır bana göre. Nedir o önemli nokta? Şimdi Abdullah Gül sıradan bir insan değildir. Bu ülkede devlet bakanlığı yapmış Refah Yolu Hükümeti döneminde. Ardından AK Parti iktidarıyla birlikte başbakanlık yapmış. Dışişleri Bakanlığı yaptırmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış. Hatta Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde herkesin düşüncesinin aksine aday gösterilmiş. Yani Tayyip Bey'in aday olacağı şeklinde bir beklenti varken Tayyip Bey kendi kardeşim Abdullah Gül adayımızdır diye takdim etmiş. Başka isimler aklında varken Tayyip Bey'in Abdullah Gül'ü. Evet. Ben hiç unutmuyorum, bunu sizinle paylaşayım. Kardeş, Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül'dür açıklamasını yaptığı gün Tayyip Bey, ben Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım. Tayyip Bey'i aradım telefondan. Daha doğrusu başbakanını aradım. Tayyip Bey'le görüşmek istediğimi söyledim. Kendisi konuttaymış. Benim aradığım söylemiş. Kendisi aradı beni. Evet. Hayırdır aramışsın beni dedi. Dedim ki sen hepimizi şey yaptın. Mahcup ettin demeyeyim de. Ne derler ona? Boşa düşürdüm. He? Biz hepimiz sizin aday olacağınızı düşünürken çok enteresan bir şey örneği gösterdiniz. Fedakarlık. Ve Abdullah Bey'i aday yaptınız. Doğrusu hepimizi şaşırttınız. Bu kararınızdan dolayı da tebrik ediyorum dedim. O günü hatırlıyorum. Evet. Bir iki başka konuyu konuşurken bu konuyla ilgili. Hı hı. Yani herkesi şaşırtan bir tavırla ve konjüktüre çok aykırı olmasına rağmen Abdullah Gül dedi. Asker istememesine. Hatırlarsınız yani. O dönemde. Yani bir fedakarlıkta bulundu. Eşi başörtülü olmayan adayı arandı. Bununla ilgili bir sürü dedikodular yapıldı falan filan. Ama Tayyip Bey'in net tavrını koydu ve Abdullah Bey'i aday yaptı. Herkes bütün AK Parti camiasının beklediği de kayıtsız, şartsız ve tartışmasız Abdullah Bey böyle bir teklife muhatap olduğunda hayır bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, kardeşimdir demesini bekliyorlardı. Evet. AK Parti tabanı kırgınlığı bundan kaynaklanıyor. Evet. Beklenti buydu. Bunu yapmadı Abdullah Bey. Şimdi bu noktadan sonra olay ne oldu? Ben şunu gördüm. Abdullah Bey ile AK Parti arasındaki o ayrışma dedikodu mahiyetinde kulaktan kulağa fısıldanan bir ayrışmaydı. Şimdi bu çok net bir şekilde bu tavırla artık ayrışma değil tamamen kopma noktasına geldi. Hı. Artık Sayın Abdullah Gül'ün Adalet ve Kalkınma Partisi içinde siyaset yapabilme şansı kalmadı. Üye olması bile yanlıştır. Kalmadı yani. Devam etmesi bile yani yanlıştır. Yani şunu anlatmaya bu çalışıyorum. Bir zamanlar. Üye de değil galiba. Üye değil zaten. Üye. Çünkü üye Cumhurbaşkanı oldu ya üyelikten düştü. Ondan sonra bir daha da yok. Üye olmadı. Eskiden şöyle bir algı vardı toplumda ve siyaset camiasında. Tayyip Bey'den sonraki AK Parti Abdullah Gül
tarafından dizayn edilir. Sonrası derken Allah korusun yani vefat filan anlamında değil. Yani siyasetten de Tayyip Bey'den sonra gelen ikinci insan Abdullah Gül. Tayyip Erdoğan varken kartlar açılmaz. Açılmaz ama Tayyip Bey olmazsa Abdullah Bey'dir. Şimdi o şansı da ortadan kalkmış oldu. Hı. Abdullah Bey bundan sonra siyaset yapmak isterse AK Parti'nin tamamen dışında bir kulvarda siyaset yapma mecburiyetinde kalacaktır. Dolayısıyla AK Parti açısından o defter kapanmış gelecek oldu. Gelecek siyasi şeyini de yani kariyerini de. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünü kaybetmedi. Gelecekte de AK Parti kadrolarıyla birlikte siyaset yapabilme şansını yitirdi diye düşünüyorum. Bu arada Şamil'in dediği konuya birazcık cümleli ifade edeyim. Hala bazı çevreler son güne kadar bu konunun yeniden gündeme gelebileceğini, getirilebileceğini ifade ediyorlar. Bu tür dedikodular piyasada 9 Mayıs'a kadar beklemek bir şey var. Meral Akşener'e bağlı. %100 başka bir şey yok yani. %100 bitti denemez. %99 bittiyse de siyasete bazen %1 %99'dan şimdi daha ben büyük. Şey söyleyeceğim. Şurada benim eklemek istediğim bir şey var bu konuyla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu da ciddi anlamda Abdullah Gül'ü düşünüyordu. Yani bugünkü, tabii, tabii. Yani, bugünkü içine düştüğü sıkıntı da biraz ondan aday belirleyerek. Kemal Karamanoğlu'yla olan görüşmesinde çıkarın adayınızı biz tabii. Abdullah Gül'ü destekleyeceğiz dedi. O tarafa yatmıştı. Yani. Şimdi yani şöyle bakıldığında iş daha da vahim. Kılıçdaroğlu'yla bir anlaşma var. Yani kimin adayı derseniz Abdullah Gül. İşte Kılıçdaroğlu'nun başta en büyük partisi Saadet Partisi'nin ama en büyük parti hani bir daha siyaseti yapamaz dedi Ömer Refik Bey. AK Parti ne yapamaz yani olsa olsa CHP de yapar ama sonradan CHP'den de çok ciddi tepki aldı. Tepki alınca işte Meral Akşener faktörü de var. Belki Meral Akşener faktörü olmasaydı bile Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi sıkıntı içinde kalacaktı Abdullah Gül isminde. Yani tutmadı. İşte çok geniş çevrelerden mutabakat beklerken halkın onu çok açık vatandaşın ifadesiyle istemediği ortaya çıktı. Yani CHP'lisi de AK Partilisi de. Hakkında, evet. Hakkında Genelkurmay Başkanlığı'nın bildiri yayınladı. Cumhuriyete sözde değil özde bağlı aday istiyorum diye aleyhinde bildiri yayınladığı bir kişiden bahsediyoruz. Ve o bildiri yayınlayanların en azından bir kısmının Tayyip Erdoğan'a karşı umut yükledikleri bir isim. Yani ondan dolayı son derece kötü bir pozisyon. Onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle dönemler oldu ki şimdi Abdullah Gül'ün eşi başörtülüdür diye Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyonları CHP şey yaptı biliyorsunuz. Tabii. Gitmedi. Protesto etti. Şeye gitmedi. Şimdi her şey oldu yani. İki ayrı resepsiyon yapıldı. Göreve geldikten sonra da bir sabah devlet ricali için yapıldı. Hani başörtülü eşle devlet ricali karşılaşmasın diye. Bir de akşam yapıldı. O eşinin bu kadar sıkıntılardan geçmiş. Nerelerden yani geliyoruz? Aslında tek çift davetiye gidiyor. Aslında burada bir şey daha var. Yani şimdi biz Abdullah Gül'ün pozisyonunu konuşuyoruz. Onun o pozisyondaki şeyini ortaya koydum. Aslında bir müzakere edilmesi gereken bir başka konu da var. CHP'nin nerelere yuvarlandığını, savrulduğunu konuşmak lazım. Yani CHP bir yere savrulmuyor ya. Savruluyor. Nasıl savrulmuyor? CHP doğru yerde duruyor. CHP diyor Tayyip Erdoğan düşmanlığında duruyor yani. Orada ama yani CHP'nin misyonu Tayyip Erdoğan düşmanlığı olmamalı. CHP'nin bir misyonu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geçmişi var. Misyon kalmadı ki. Mesela biraz önce ben Doğu Perinçek'le beraberdim işte yemekte. Hacı olmuşsun yani. Doğu Bey'le oturduk konuştuk. Yani şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor demiyor ama misyonundan çok farklı. Atatürk işte partisinin başında Cumhurbaşkanıydı. Abi Gül ismini bakıyoruz. CHP'de de bir reaksiyon üretti. Kılıçdaroğlu için diyorum. Savrulmadan bahsediyoruz. İnönü'nden bahsetti. İşte Ecevit'ten bahsetti. Ve şu anda kendisini aramış 3 gün önce. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı siz olmalısınız demiş Doğu Perinçek. Kemal şimdi Kılıçdaroğlu. Bu Abdullah Gül'le ilgili olarak ama onun ben tavrı bir şey söyleyeceğim. Farklı. Yani hani Ahmet Necdet Sezer'le ilgili bir ara hatırlayın işte bir demokrasi manifestosu yayınlayan Anayasa Mahkemesi'ndeyken özgürlükçü falan liberal bir şey vardı profil çizilmişti falan sonra bir Anayasa Mahkemesi'nde onunla teşriki mesai etmiş bir isim yani ismini vermeyeyim şimdi dedi ki yani şu kafayı dedi birileri açtı dedi tornavidayla. O beyni aldılar, yerine başka bir beyin koydular demişti. Cumhurbaşkanlığından sonra. Ahmet Necdet Sezer için.
Şimdi teşbihte hata olmaz. Bunu hani doğrudan birebir Abdullah Gül'le teşbih etmek haksızlık olur. O anlamda bunu söylemiyorum ama iki gerekçe benim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum. Bu ayrışmanın sebebi nedir sorusuna. Bir benim anladığım şöyle bir şey var. Abdullah Bey ben olmadığım için bu memleket bu sorunları yaşıyor gibi bir duygu ikliminde aynen diye düşünüyorum. Öyle. Yani aynen öyle. Bu son gezi olayları 2013'ten itibaren özellikle başlayan süreçte ben olsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı diye aynen düşünüyorum. Öyle. Biri doğru. Bu. İkincisi de o okumayı çok hani bildiğimiz anlamın çok dışında yapıyor. Yani o gezi olayları şöyle yapıyor. Yani bir hani bir görüş nedir ki benim görüşümde o bir Erdoğansız Türkiye uluslararası aktörler karar verdiler 2012-2013'ten sonra bambaşka nedenlerle bir Erdoğansız Türkiye için düğmeye basıldı. Şimdi ben o bütün o gezi 17-25 15 Temmuz falan bütün bunların hepsini o paket içinde görüyorum. Yani önce karar verildi, düğmeye basıldı, o süreç yaşatıldı Türkiye'ye ve buna karşı bir mücadele başlatıldı. Ama Abdullah Bey bunu tam tersinden okuyor. Yani hiç kimsenin bir niyeti yokken, hiç kimsenin böyle bir niyeti yokken birdenbire Tayyip Erdoğan değişti, hatalar yapmaya başladı, tırnak içinde otoriterleşti, demokrasiden saptı, bilmem ne falan filan. Burada o şeyleri tamamen devre dışında tutuyor zihni anlamda. Yani bir Türkiye üzerinde Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen bu süreci kendiliğinden gelişen hesapsız kitapsız ve tamamen Sayın Erdoğan'ın yaptığı hatalar üzerine gelişmiş bir süreç diye okuyor. İyi niyetli bir tahmin, tahlil. Bu kötü niyetli de tahlil edebilir ama Abdullah Gül o kadar doğru ki dediğin, haşa ben biraz daha yere götüreyim, kendisini alemlere rahmet olarak gelmiş görüyor. Yani, estağfurullah. Hayır, adeta öyle. Adeta hayır, öyle ya. Bana yok, göre yok, öyle. O tür laflar kullanmayalım yani, da. Yani kendini çok... Yani bir... Bir saniye devam ediyorum. Ve Ahmet Necdet Sezer'le o kadar dini benzer... konular, dini yok, literatürü onu, bu tür şeylerde... Şu anlamda diyorum. Tabii ki dini ama yani gerçekten ben bir rahmetim. Yani kendisini öyle görüyor. Ve Ahmet Necdet Sezer'le bana göre çok ciddi bir benzerliği var. Şöyle benzerliği var. Ahmet Necdet Sezer gibi Abdullah Gül'de dayatma adayı olarak getirilmek istendi. Ahmet Necdet Sezer 5 partinin ortak adayıydı dikkat ederseniz. Peki kaçıncı turda seçildi? Son turda zorla seçildi. Yani 5 parti ortak adayı gösteriyor, zorla seçildi, dayatıldı bir takım dış çevreler veya siyaset dışı çevreler tarafından. Aynı şekilde Abdullah Gül'de Türkiye'ye dayatılmak istendi ama olmadı. Ben evet. Memesini çok benzer evet, görüyorum. Buyur, buyur. Şimdi 17-25 Aralık gezi olayları ve benzeri konularda Abdullah Bey ile Tayyip Bey arasındaki farklılaşmanın temel bir felsefi arka planı var. Onu kimse görmüyor. Abdullah Gül normal bizim bildiğimiz muhafazakar bir insan. Yani düşünce dünyası itibariyle liberal evet. Muhafazakar sağ siyasetin içinde bir insan. Geldiği dünya itibariyle. Tayyip Erdoğan ise milli görüş çizgisinden gelmiş bir insan. Olaylar karşısında ikisinin gösterdiği refleks birbirinden farklı. Bu da milli görüş çizgisinden hayır, değil mi Abdullah Gül? Hayır, Abdullah Bey aday olduğu dönemde işte milli görüşle tanışmış bir insan. Muhafazakar sadece bir kimlikten geliyor. Tayyip Bey ortaokul öğrenciliğinden başlayarak siyasetin içinde ve hep milli görüş içinde kalmış. Evet. Şimdi refleks olarak Abdullah Bey'in gezi olaylarında bir başka olayda gösterdiği refleks Süleyman Demirel'in daha Müslümanca, daha dindar versiyonunun göstereceği reflekstir. Geldiği liberal sağcı çizgi nedeniyle. Tayyip Bey'in gösterdiği refleks ise milli görüş refleksi. Birbirinden çok farklı. Bu farklılaşma sonradan değişim değildir. Evet. Yani, ama yani Tayyip Bey değişmiş değil. Gezi olayları Tayyip bugün, Bey, aynı bugün Tayyip daha Bey. İyi anlaşılıyor. Yani spontane gelişmediği yani belli bir arkasında organizasyon herkese. Olduğu spontane gelişmediği bugünden bakınca hani o günlerin sıcaklığı içinde bunu herkes anlayamamış olabilir ama bugün çok net bir şekilde artık bir halk devrimi süsü verilmiş bir şeydi onlar olaylardı onlar hala yani onu mesela kendiliğinden ve
yönetime karşı, Türkiye'deki yönetime karşı öfkeli gençlerin sokağa çıkması gibi görüyor mesela. Ben hani o ayrışma dediğim felsefi anlamda da buradan bakıyorum. Nasıl yani bakarsan öyle görürsün ama. Yo, ben yani. Burada biraz itirazım var bu yaklaşıma. Hani Gezi olayları karşısında Abdullah Gül'ün ortaya koyduğu tavrı, liberal sağ ve milli görüş geleneği arasındaki bir fikri adilaha bağlamayı çok doğru bulmuyorum. Eğer öyle dersek Bülent Arınç'ın çıkışını nereye koyacağız? Evet. Bülent Arınç da milli görüşten gelen biriydi ama şeyle beraber hareket etti. Abdullah Gül'le beraber hareket etti ve mesaj alınmıştır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna ciddi tavır koydu. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın olaylar karşısındaki tavrı da bizim bildiğimiz klasik milli görüş çizgisini tam olarak yansıtmıyor. Belki Kasımpaşalı olmasından kaynaklanan bir vurgu var orada. Hani daha böyle dik duran bir vurgu var. Milli görüş çizgisi rahmetli Erbakan'ı yansıtır. Milli hani, görüşün yaramaz çocuğu. Tayyip Bey, tabii. Yaramaz çocuğu değil ama şöyle söyleyeyim. İkisi arasında da bir ciddi bir yaklaşım farklılığı var. Yani rahmetli Erbakan naif bir siyasetçi ve çatışarak değil uzlaşarak sorunların çözüleceğine inanmış bir lider olarak ben hani şöyle baktığımda öyle gözlemliyorum. 28 Şubat sürecindeki tavrından, daha önceki tavrından. Ama Tayyip Bey artık kronik hale gelmiş meselelerin uzlaşarak değil çatışarak çözüleceğini bilen ve düşünen biri. Nitekim iktidara geldikten sonra da bu yolu tercih etti. Onun için Gezi olayları konusunda mesela milli görüş geleneğinden gelen Bülent Arınç, Abdullah Gül'le beraber rahat hareket edebildi. Ben ona bu ideolojik yaklaşımı açıkçası çok şey bulmuyorum yani. Biraz daha burada burada farklı düşüneyim. Gül'le alakalı şunu söyleyeyim. Hani ben olmasaydım. Şimdi Abdullah Gül bir taraftan çok hırslı ama diğer taraftan da ihtiyatlı birisi. Hani onu dengeleyebiliyor. Çok arzu ediyor, istiyor ama diğer taraftan hani Ömer abin dedi hani dibini görmedi suya atlamaz. Yani anahtar teslimi garantici hareket eden bir siyasetçi profili var. Ve şimdiye kadar da hep öyle hareket etti. Şimdi bu meselede zannediyorum ki Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partinin kendisine emanet edilmesini istedi. Ve hiçbir zaman da Tayyip Bey'i lider gibi görmedim. Siz hiçbir zaman Abdullah Gül'ün liderimiz diye bir ifadesini asla görmezsiniz. Üstenci bir bakışla kardeşim ifadesi oradan gelir. Halbuki alt kadrodaki biri liderine kardeşim diye hitap etmez. Lider eder ama diğeri etmez. Şimdi yani benim liderim Recep Tayyip Erdoğan, ben milletvekiliyim bu siyasi partide. Yarın karşılaştık, abi ne yapıyorsun? Ha baş başa kaldık mı derim, ayrı bir şey ama şimdi kalabalıklarda bu olmaz. Şimdi ona o lider saygısını göstermeniz gerekir. Ama Abdullah Bey o saygıyı hiçbir zaman göstermedi ve kendisini eş genel başkan, eş lider gibi tanımladı, konumladı. O nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımızla adı konmamış bir gizli rekabetin bir parçası oldu sürekli olarak. Ben kendi nefsime bu seçimde çıkmasını da çok arz ediyordum. Şunun için yani bu artık rekabet sandıkta bir son bulsun. Artık yani böyle kenarda hiçbir şey yapmadan alternatif gibi durmak ve ona bir keramet biçmek ben şahsen çok doğru bulmuyordum. Hiç olmasa millet nezdinde bu süreç tamamlansın diye. Parti kendisine verilmeyince ondan sonra yavaş yavaş Sayın Cumhurbaşkanımız da arasına bir mesafe koydu. Hırsına yenik düştü. Bunda zannediyorum bir miktar eşinin de ben rolü olduğunu yani eşinin de rolü olduğunu düşünüyorum. Onu da biraz evde kışkırttığını düşünüyorum. Çünkü hırs derecelendirmesinde Abdullah Bey'in daha üzerinde bir konumda. Gelinen noktada iş öyle bir aşamaya ulaştı ki ben burada Sayın Gül'ün bir intikam hevesiyle, hırsıyla kendisine beklediği görevleri vermediğini ve bir yerde kendine göre ihanet edildiğini düşünerek Tayyip Bey'den intikam almaya çalıştı. Yoksa memleket işte kötüye gidiyor, ben bunları düzelteyim kaygısıyla hareket ettiğine asla inanmıyorum. Öyle bir duygusu olsaydı eğer, kardeşim hani liderim demesen de, kardeşim diyerek en azından madem eşit şartlarda görüyorsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın lehine feragat edip desteğini açıklayabilirdi. Yani bu, ve bu da kendisini yüceltirdi. Yani Türkiye'nin zor durumunda ortaya çıkardı zor zamanlarında. Tayyip Erdoğan tökezlesin diye beklemedi. Yani şimdi Abdullah Gül görevde olsaydı bu belalar, musibetler
güneydeki PKK kuşağı falan filan daha fazla olacak mıydı? Daha yani fazla olur. İşte bir yani daha fazla. Bir şey Gezi olaylarında hani, Bülent Arınç ve Abdullah Gül çiftinin dediği gibi davranmış olsaydı Türkiye çok kötü dökezlerdi. Böyle bir sunum var işte. Belki yani Gezi olaylarını aşamazdık. Bütün bunlar yani, memleketin yaşadığı karışırdı. Bütün sıkıntılar Abdullah Gül, Gül olmadığı için oldu gibi bir sunum, bir ihsas var. Orada yani da ne var ki ya? Ya Allah'a binler şükürler olsun. Yani terörle, terörle mücadele öyle bir aşamaya geldi hayır, ki. Hangi yani neredeyse bitmek üzere yani şükürler evet. olsun. Bütün bu olaylar olmayabilirdi. Doğru söylüyorsun. Yani Türkiye gidip teslim olsaydı Amerika'ya, aynen. İsrail'e teslim olsaydı, bölünmeyi kabul etseydi, iç savaşı kabul etseydi bu olaylar hiçbir olmazdı. Abdullah Gül olsaydı Afrin yani operasyonu asla olmazdı. Abdullah'la ilgili asla olmazdı. Bakın söyleyeyim çok açık. Abdullah Bey'le ilgili söylemiyorum. Yani bizim bu düşmanlığa muhatap olmamızın nedeni ne? Ülkenin çıkarları ile ilgili konularda diklenmesidir. Evet. Direnmesidir Tayyip Bey. Direnmeseydi, bunların hiçbiri olmazdı. Doğru gelip Türkiye işgal edilirdi. Hiçbir şey olmazdı. Bir şey daha söyleyeyim tabii. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi açısından söylüyorum. Şu aradan sonra söylesen bir cümleyi hemen söyle. Bir, çok az. Şimdi Şamil Bey diyor ki işte muhterem eşinin de burada evet. etkisi vardır. Muhterem eşine dönüp bakmadan Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içine bakmalı. Defalarca bakanlık yaptırılmış, hala milletvekili olan kişilerin Abdullah Bey'in ofisinden ayrılmadığını, onu ille de aday olmaya zorladığı, o tespitler var. Gönderlendirmeye çalıştığı biliniyor. Onların hepsinin hesabı yani, sorulacak. Merak etme. O da var yani. Dolayısıyla önce kendi içine az bakması kal, lazım sabır. AK Parti'nin. Biraz sabır, onların hepsinin hesabı sorulacak. Şimdi bir araya gideceğiz. Yani bir artık önümüze bakalım. Abdullah Gül dosyası herhalde kapandı. CHP'nin adayı kim olacak? Başka ittifaklar vesaire. Kulis bilgileri hepsini ele alacağız. Ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bu bölümün ilk sorusu şu, CHP'nin adayı kim olacak? Ömer Bey Fatih Polun bir takım kulis bilgilerine sahip herhalde. Öyle bir gazetecilik faaliyetlerinde de bulunuyor Ömer Bey. Mesleğinizi alacağım elinizden. Birkaç görüşme de yaptı, var mı bir işaret? Şimdi benim gördüğüm şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki isim çok öne çıkmış vaziyette. Kim onlar? Bunlardan birisi Sayın Abdülhatif Şener, diğeri de Sayın İlhan Kesici. Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener ve İlhan Kesici. Diğer adaylara gelince sıra Büyük Erşen adı çok zikrediliyor, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimi çevreler de ısrarla eski Genelkurmay Başkanı'nın adını zikrediyorlar. İlker Başbuğ. İlker Başbuğ'un ismini. Ama önde olan iki isim Sayın Abdülhatif Şener ve Sayın İlhan Kesici. Ben o adayı, hani adı geçen insanlarla da konuştum. Telefonla görüştüm. Hmm. Durumunuz ne dedi? Hem Kesici'yle Sayın hem Kesici'yle de Sayın Abdülhatif Şener'le de birer telefon konuşması yaptım. Yani bunları duyuyoruz. Durum nedir filan. İstemiyoruz mu dedi? Efendim? İstemiyoruz mu dedi? Hayır. Biz istemiyoruz demiyor tabii ki. Yani İlhan Kesici önce dedi ki Türkiye'de ilk defa benim adaylığımı isim vererek muhtemel aday olabilecek kişi ismimi sizin programınızda Ülke TV'de izledim dedi. Yani siz bunu çok önceden onu da ben söyledim. Gördünüz ve ifade ettiniz dedi. Yani akla siz mi düşürdünüz? Yani tebrik ediyorum sizi. Şimdi benim gördüğüm olay şu. Doğru okuyabildiysem CHP'nin içindeki kulisleri. Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden beri Abdülhatif Şener ismi üzerinde kafa yoruyor. Yani parti dışından bir isim. O tarife de uyuyor zaten. Ancak partide siyasi bir mevta ama yani. O ayrı bir olay. Yani ben durumu anlatıyorum yorum yapmadan. Özellikle CHP içerisinde Muharrem İnce parti dışından bir adayın gösterilmesi halinde Cingar çıkaracağını çok net ifade ediyor. Ve halen Sayın Kılıçdaroğlu ki Abdullah Gül konusunda da yine o çevreden biliyorsunuz çok net rezervi vardı. Kılıçdaroğlu bu konuda çok rahat karar veremiyor. Yani
parti dışından bir aday gösterilme konusu eğer parti meclisine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karar vericilere kabul ettirilebilirse adayın Sayın Abdülhatif Şener olabileceğini düşünüyorum. Bu olmayacak olursa İlhan Kesici. İlhan Kesici çok önde görünüyor. Yalnız biraz önce Yılmaz Büyükkaya. Biz programı burada program yaparken Eskişehir'den iki tane mesaj geldi bana. Siyaset çevrelerinden yani siyasetçi olan iki arkadaştan. Birisi AK Parti'nin aday adayı şu anda. Bir de yine belediyenin bürokratlarından biri. Büyük Erşen'in makam odasındaki özel eşyalarını topladığını yani belediyedeki ve bu nedenle de onun adaylığının neredeyse kesinleştiği şeklinde. Belki tatile gidiyordu. Belki tatilde. Tatilde mi gidiyordur? Ne bileyim yani. Ona mı yorumlamak gerekiyor? Yani adaylığının o çevre tarafından, Büyük Erşen çevresi tarafından neredeyse kesinleşmiş gibi göründüğünü ifade ediyor. Bunlar tabii şey de olabilir, dezinformasyon da olabilir. Onu bilemiyorum. Şey yapma bir PR. Bir PR anlamında PR da olabilir. Çalışması. Nasıl olsa kimse gidip odasına bakacak. Hayır, diyorsunuz. Ben tekrar ediyorum. Şu anki durumda. Bir üç tane kim? İsim zikrettin yani. Bir numara kim? Hatta dört. Ben bir numaralı ismin Abdülhatif Şener olduğunu düşünüyorum. Evet, enteresan. Şimdi iyi olur Kemal kötü olur Bey anlamında değil bir tarif de yaptı Emin Pazarcı. Bir başarı hikayesi olacak. Yani aday tarifi yapıyor. İki ekonomiyi bilecek diyor. Üç çok bilgili olacak. Dört kimseyle kavga etmeyecek. Böyle dört ana yani başlıklar. Kendisi dışında her özelliği saydı yani. Kendisi de aday olmayacak zaten onu artık bugün anlamış olduk. Şimdi bu isimler bunların hepsini birden bu sıfatları taşıyor mu? Şimdi bir kere Abdülhatif Şener sıfır ihtimal veriyorum ben. Çünkü Abdullah Gül olayında yaşadı. Çok ciddi sıkıntılara girdi dışarıdan adayın. Abdullah Gül'deki o tepkilerin 10 katını Abdülhatif Şener'de alır. Kılıçdaroğlu'da alır, Şener alır tabandan yıllardır alır. Yıllardır Halk TV'de program şöyle, yapıyor. Tabandan çok ciddi tepki alır ve öyle bir riske giremez. Kendisini, kendisini sıfırlamak istemez ama yapıyor. Ben biraz farklı bir noktadan girmek istiyorum. Kılıçdaroğlu aday olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü milletvekilliğini kaybetmek istemiyor. Değil mi? Milletvekilliğini niye kaybetmek istemiyor? Milletvekilliğini kaybederse partisinin başından gidebileceğini, ayağının kayacağını düşünüyor. Seçimi de kazanamayacağını düşünüyor. Bu neyi gösteriyor? Bu Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle lider olmadığını gösteriyor. Şimdi 2002 seçimlerine gittiğimiz zaman AK Parti 2002 seçimlerinde o seçim zaferini yaşadığı zaman Tayyip Erdoğan milletvekili miydi? Değildi. Değildi. Partisini iktidara taşıdı bakın. Daha sonra 2003 yılındaki Siirt ertelenen Siirt seçiminden sonra geldi. Milletvekili oldu. Ki muhtar bile olunamaz denilen dönemde lider odur. Geldi oldu. Şimdi diyecekler ki bana yok efendim saray yalakası bilmem ne. Ben size başka örnekler vereyim. Süleyman Demirel. Alparslan Türkeş. Necmettin Erbakan. Hepsi siyasi yasaklıydı 1980 darbesinin ardından. Daha sonra bunlar yasaklı olmadığına rağmen siyasete geçiş imkanı sağlandı. Referandum yaptı. Ne yaptı? Demirel o kadar sıkıntılı olduğu dönemde Büyük Türkiye Partisi'ni kurdu. Ali Fethi Esener'i ileri itti. Ali Fethi Esener işte daha sonra Cüneyt Arcıyer'e, Kenan Evren'in ifadesiyle ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Dindar olduğu gerekçesiyle veto edildi. Büyük Türkiye Partisi kapandı. Yılmadı Doğru Yol Partisi'ni kurdu. Alparslan Türkeş dört duvar arasındaydı. Mevki hastanesinde tutukluydu. Başında iki tane inzibat eri vardı. Oradan MÇP'yi kurdu. Dışarıya pusulalar göndererek hatta gizli görüşmeler yapardı. Orada Mevki hastanesinin mutfağında ve banyosunda. Ve bunu kurdu. O kadar zor şartlar altında. Erbakan boş durmadı. O da mücadele etti. Niye? Bunlar liderdi çünkü. Şimdi bunlar kendine güvenen isimlerdi. Pardon. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kendisine güveniyor. Peki. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi aday kim olacak? Kim olabilir bu tarife? Başarı hikayesi, hangi başarı hikayesi var bilmiyorum ama bu tarife uyan CHP içinden eğer bir isim verecekse bana göre İlhan Kesici'dir. İlhan Kesici gerçekten pek nedir çok onun çevreye, başarı hikayesi? İşte başarı hikayesi nedir ben bilemiyorum ama başarı hikayesi dengeleri... Bir tane hikayesi var. 94 seçimlerinde Tayyip Bey'den sonra ikinci oldu. Yani ikinci oldu. Dengeleri çok iyi götürür. Bir kere İlhan Kesici sağ seçmene de sıcak gelebilecek bir isimdir. Çünkü DPT müsteşarlığı döneminde öykücü kimliği vardı.
Tercüman Gazetesi'ne gelirdi, konuşurduk, sohbet ederdik filan. Ben onu öyle tanıdım. Daha sonra Merkez Sağ içine girdi. Merkez Sağ'da bir takım ilişkilerin içinde oldu. Demirel'in damadıdır. Yani o tarafı var. Bir Merkez Sağ mı içinde, kaldı? Hayır, yani. CHP'nin içinde de işte vaziyeti idare etti. Sevimsiz olmadı yani. CHP'nin içinde de monte edildi. Ekonomiyi de en iyi bilensindir Cumhuriyet Halk Partisi içinde. O zaman sanki İlhan Kesici'yi işaret ediyorlar gibi görünüyor ve Muharrem İnce'nin bu yaptığı çıkışlardan sonra ki işte ben de çıkarım diyor CHP içinden bir aday olmazsa. Muharrem İnce'yi istemez ama İlhan Kesici'yi ister. Neden ister? İlhan Kesici ileriki dönemlerde Kılıçdaroğlu için problem olmayacak bir isimdir. Evet. Bana göre olabilir ama eğer CHP içinden bir aday gösterecekse, tabii Kılıçdaroğlu zorlar, sıkıntı yaratabilir. Abdülhatif Şener olmaz ama başka bir isim üzerinde durabilir. Ben inanmıyorum. Evet. O da farklı bir şey ama şu anda öne çıkan isim İlhan Kesici. Bu şeylerin içinde işte Eskişehir Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici arasında bana göre en öne çıkan isim İlhan Kesici görünüyor ve kendi verdiği mesajlar bunu gösteriyor. Tabi bilemeyiz çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun zor durumda olduğunu düşünüyorum. Abdullah Gül formülü tutmadı ve sıkıntılar içinde onun kafasında başka formüller vardı. Olmadı. Nitekim işte İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Orada başlangıçta pazarlıklar vardı. Şimdi o pazarlıklar tutmadı. Yani. Şimdi geri dönsünler diyor filan. Bir bocalama halinde Kemal Bey Kılıçdaroğlu. O açıdan bakacağız göreceğiz ama şu son dönemdeki gelişmeler artık bu kanadın ciddi anlamda bir iddiasının kalmadığını gösteriyor. Kaldı ki sol biraz önce belirttim Doğu Perinçek aynen şu ifadeyi kullanıyor işte ben koşacağım, ben kavga edeceğim, benim göstereceğim. Cumhurbaşkanı koşmayacak, kavga etmeyecek, dalga geçiyor Doğu Bey. Koşmakla kavga etmekle olmaz diyor. İşin başına geçeceksin, orada yapacaksın. Bu işler böyle olmaz diyor. Solda da kabul görmüyor, orada da tepki var. Yani çok iyi bir fotoğraf vermedi CHP bu son dönemde. Şamil Tayyar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok hazırlıksız yakalandı. Bugüne kadar adaylarının belli olmaması da bunu zaten çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı artık kesinleşti. Kim olabilir? Yani isimler şöyle sıralandığında İlhan Kesici sanki daha ön planda gibi gözüküyor. En azından partili olmasa bile geçiş şey de olsa hani son dönemde dahil edilmiş olsa da Abdülhatif Şener 2007 yılında Deniz Baykal tarafından zehirlendi. O gündür bugündür kanındaki o zehri atamadı. Hatırlarsanız Sayın Baykal AK Parti'de iyi bir cumhurbaşkanı adayı olabilir. 2006 mıydı yani o zaman tarih? İyi aday olabilir gibi laf edince ondan sonra sağ solu karıştı, dengesi bozuldu. Cumhurbaşkanı adayı olabileceği hayaliyle yandı, tutuştu. Sonra AK Parti'den ayrıldı. CHP de kendisine yanaşmadı. Bir daha dikiş tutmadı. İşte en son Sayın Gül'ün ismi yine zikredilmeye başlayınca Gül'den Cumhurbaşkanı olmaz. İşte aslında en iyisi benim diyecek türden açıklamalar yaptı. Ben buradayım diye mesaj da verdi. Şimdi CHP içerisinde konuşulan ve tartışılan bir isim. Doğru ama başta Muharrem İnce olmak üzere CHP'nin birçok ismi eğer aday gösterilecekse bu CHP içerisinde nasıl olmalı? Muharrem İnce'nin şansı yok mu? Hiç kimse onu zikretmiyor. Ya o çok bastırıyor ama zannediyorum Kılıçdaroğlu şöyle bir hesap içerisinde. Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında başarılı olamayacaklarını biliyorlar. Eğer becerebilirlerse, başarabilirlerse mesele seçimi ikinci tur ertelemek, ikinci turda da Cumhurbaşkanımıza yarışabilecek bir isim olsun. Hani Muharrem İnce Meral Akşener geçse ve ikinci tura kalsa bile hiçbir toparlayıcı olmayacağını düşünüyor. O nedenle de Muharrem İnce'ye karşı, Muharrem İnce peki bunu niye bu kadar istiyor? Muharrem İnce de çok iyi biliyor ki hiçbir şansı yok aslında. Hani çıktığı andan itibaren Muharrem İnce çıksa Meral Akşener'e de yenik düşer. Velev ki bir an için geçtiğini varsaysak bile o cumhurbaşkanlığını kazanmaktan ziyade PR'ını yaparak genel başkanlığı oynayacak. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimi boyunca ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi bütün teşkilatlarıyla ve Kılıçdaroğlu dahil herkes Muharrem İnce ile beraber el ele kol kola sanki seçimi kazanmış gibi bir cumhurbaşkanı adayı olarak mücadelenin içerisinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da seçimi kazanınca bu CHP içerisinde bir iç kavgaya yol açacak. Kemal Kılıçdaroğlu giderse Cumhurbaşkanı adayı olarak
ve o dönemde sağladığı ilave popülarite ve kitlesel destekle beraber CHP'nin genel başkanlığına aday olacak. Kılıçdaroğlu hem bunu önlemek istiyor hem de ikinci turda sağ çevrelerden de oy alabilecek daha böyle ılımlı ve mutedil bir isim arayışı içerisinde. Nihai aşamada CHP'nin tercihi Meral Akşener'e ilişkin yaklaşımına göre değişecektir diye düşünüyorum. Eğer ikinci tura Meral Akşener'i bırakma niyetindeyse CHP Muharrem İnce'ye aday gösterebilir. Eğer Muharrem İnce çıkarsa Meral Akşener kalır. İkinci tura çok net. Eğer İlhan Kesici'yi gösterirse kendilerinin de yarışa ortak olduğu anlamı çıkar. En azından Meral Akşener'le yarışabilecek bir potansiyelde. Zaten 20'lik bir oy bandını düşünecek olursanız Meral Akşener'le yarışabilir. Ve ikinci turda şansının daha fazla olacağını düşünüyor. Onun için ben hepsini bir toparlayacak olursak İlhan Kesici'nin olma ihtimalini açıkçası daha yüksek görüyorum. Ama evet, CHP bu. Ne yapacaklar da çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Bence Kılıçdaroğlu'nun tek hesabı var. Kemal Bey burada seçimde başarılı olamayacağını görüyor. Görüyor ama kendisini sıkıntıya sokmayacak bir isim lazım. Şimdi pek çok isim sıkıntıya sokabilir ama biraz önce belirttiğim gibi İlhan Kesici sağ kesimden gelme. Öykücü geçmişi falan da var. CHP'de bir genel başkanlık iddiası olamaz. Çünkü Kemal Bey sağa sola diktatör falan diyor ama oradan da ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Çünkü ilk geldiği zaman şunu söylüyorlar, kurmayları gidiyorlar kendisine, diyorlar ki sen demokrasi vaat ettin. Geçmişte Baykal kaldırdı bunu. Güçlü genel sekreterlik vardı. Ve genel sekreterin sözü geçerliydi. CHP'nin böyle geleneği var. Bunu tekrar getirelim, tüzük değişikliği yaparak diyorlar. Aynen ifade suyu diyor, başımıza iş çıkarmadığı için. İstediğimizi atıyoruz, istediğimizi getiriyoruz, istediğimizi götürüyoruz. Bu işler Kemal Bey diyor. Kemal Bey kesinlikle bu demokratik yönde adım atmak istemiyor. Bu kurmaylarla yapılan bir görüşme. Sakın diyor bu işleri çıkartmayın, başımıza da iş atmayın, bunu da dillendirmeyin. Ne güzel diyor, istediğimizi atıyoruz, istediğimizi alıyoruz diyor. Kemal Bey bu yapıda o açıdan kazanmaya yönelik değil de kendisini sıkıntıdan kurtarmaya yönelik bir takım hesaplar içinde olduğunu düşünüyorum. Yani İlhan Kesici, bu tespite katılıyorum. İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendine bir hava yakalamış olsa bile mesela sağdan oy alabilir diyoruz ama CHP içerisinde bir liderlik yarışına katılamaz. Giremez. Çünkü köken itibariyle Kılıçdaroğlu da bunu hesap ediyor. Yani ileride bana rakip olarak çıkmayacak birini aday gösteriyor. Ekmelettin'e destek vermesinin bir sebebi de o. Yani sol orijinli bir aday çıkarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir iddiası olmaz ama ileride kendisine rakip olabilir. Sağ kökenli olursa en azından biraz işte tırmalar ama döner dolaşır bana da rakip olmaz diye hesaplıyor. Yani o kanaat geliyor. Şimdi tabii yani bu Abdullah Gül konusunda epey bir angaje olmuş artık. Yani Kılıçdaroğlu son sözlerinden de bunu anlıyoruz. Bu 2-3 ay boyunca sanki kafasında hep onu hazırlamış. Biraz bunun getirdiği bir hazırlıksızlık hali de söz konusu. Ne güzel manevra yaptılar değil mi? Hiç gündemimizde olmadı diye açıklamalar falan. Bu güzel bir manevraydı ama yemedi. Herhalde bir... Ama Gül'ün aday değilim dediği gün Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Bu açıklama önemli değil. Tabii. Yani ya hala mesaj verdi işte Meral Akşener'e. Öyle diyorlar, böyle diyorlar. Yani. Hayır, Meral Akşener'e hala mesaj gönderiyor. Diyor hala. Aynen, biz istiyoruz kesinlikle. Diyor yani bir eğer geri dönüş kapısını açık tutuyorsan biz hala isteriz seni diyor yani Kılıçdaroğlu. Herhalde çarşamba günü ne işaret ediliyor? Çarşamba günü bir toplantı var. Cumaya kadar zaten herhalde. Biz de o gün çıldırmayı bekliyoruz yani. Perşembe. Yani çıldıracak bir aday göstereceğiz. Doktorunuzu yalnız alın. Çok önemli isim çıkaracak. Yani. Evet. Saadet Partisi kim aday yapacak Ömer Bey? Herhalde bu şartlar altında Temel Bey aday gösterilir. Çünkü niye mesela Uğur Dündar'ı yapsa olmaz mı? benim bildiğim Saadet Partisi kendi iç teşkilatıyla ilgili bir haberleşme sistemi var. Evet. O haberleşme sistemi üzerinde teşkilata 4 tane isim sormuştu adayları ile ilgili. Birinci sırada Sayın Abdullah Gül, 2 Abdülhatif Şener, sıralama da böyleydi yani. Evet. 3 Temel Karamoldaoğlu, 4 Haşim Kılıç. İkide kim var dediniz? Abdülhatif Şener. Ha, Şener. Ne zaman bu? Bu geçen hafta yani
bir haftaya Bu yeni, bu seçimlere dönük tabii. Kendi iç anketlerim. İç anketinde parti teşkilatına sordu. 4 tane isim. Bu isimlerden hangisini? Önemli bir şey Saadet söylüyorsun. Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsunuz. Bu oylama yapıldı. Ve sonuç, bir Abdullah Gül. Bir Abdullah olmadı. Gül, 2 Abdullah Latif Şener, 3 Temel Karamollaoğlu, 4 Haşim Kılıç. Abdullah Şener'in yani, şeyi var o zaman. Birkaç kere Cumhuriyet Şener Abdullah Gül'e çaktığı için Şener Saadet Partisi'nden biraz zor gözüküyor. Daha ha, ben niye Uğur Dündar dedim biliyorsunuz herhalde. Yani bir gece yapıldı. Erbakan'a hocayı alma gecesi ve Erbakan hocaya karşı en şirret işleri imza atmış birisi, ne ödül verildi orada. Abdullah Bey de katıldı. Böyle bir tuhaf bir şey. Ödülü veren de oldu. En şirret saldırılarda bulunan Uğur Dündar'dı değil mi? Tabii Uğur Dündar yani. Uğur Dündar ödülü verdi. Ödül o yüzden alanda Ruşen. Ruşen'e ödül verildi. Temel. Uğur Dündar bu ödülü takdim etti. Bu nedir bu? Ne menemmiştir bu? Ben çok sert mesajlar verdim sosyal medyadan da. Erbakan Hoca'ya en türlü, bırakın Erbakan Hoca'yı, din adına ortaya konan her harekete, yani çocuklar namaz kılıyor diye evet, şeyden saldırı düzenleyen bir insanı, kampanya yapan birisi. O, yani, şey, o sahneye çağırmak bile çok büyük belli bir kesimleri, hadsizlik. Kim organize etmiş sol bunu? Kesimlere ya bizden de ürkmeyin, bakın biz size yakınız yani diyerek Erbakan'ın şeyi, manevi şahsiyeti üzerine çiğneyerek bir siyasi hesap. Kim organize etmiş? Bu nedir? Neyin nesidir? Bir bilgi var mı? Bilmiyorum ama ben yani Saadet Partisi çevrelerinin düzenlediği bir şey. Çünkü Erbakan Vakfı, yani Fatih Erbakan, Erbakan hocamızın oğlunun genel başkanı olduğu. Bu arada tepki gösterdi. Çok sert bir tepkiyle basın açıklaması yaptı. Bunu protesto etti. Abdullah Gül de gitti o gece. Acaba haberi yok muydu böyle şeyler olacağından? Olmaz olur. Onda yani orada gördüğü değil. Zaman tepki göstermedi. Fotoğraflar var, gülücükler dağıtıyor. Yani aslında bilmemesi, Abdullah Gül'ün bitişi, sıkıntı o gün başladı. Ve bana göre bu ödülü alanlar tarafı içinde, ödülü verenler içinde bana göre rezalet ve kepazelikten başka türlü izah edilemeyecek bir olay yani. Evet. Çok çirkin bir yani olay. Orada Ömer abi, dört aday vardı. Ben ona ben onunla alakalı ben söyleyeyim hem konuyu biraz açmak için. Şimdi dört aday içinde Abdullah Gül olmadı. Şener de çok ihtimal dahilinde değil. O daha çok CHP'ye mesaj veriyor. Bu durumda Temel Bey öne çıkıyor. Peki bir ittifaktan da söz ediliyor. Bu ittifak kapsamında Temel Bey milletvekili olmayı arzu etmez mi? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olunca oyu çok düşük olacak ve kendine de yaramayacak bu iş. Evet. Milletvekili adayı olmayı tercih etmez mi? Zannetmiyorum. Yani Saadet Partisi'ndeki bu tespitler ve tercihlerin oluşturduğu mekanizma çok daha farklıdır. O mekanizma Temel Bey'e sen Cumhurbaşkanı adayı ol telkininde bulunmuşsa Temel Bey bu telkini kabul eder diye düşünüyorum. Benim de aslında yani Temel Bey'in yapması gereken şey partisinin başında parlamentoda olmasıydı. Bunu yapabilirdi ama Temel Bey oldu tercih etmiyor. Bence tam tersi, Temel Bey doğru olanı yapıyor. Çünkü siz eğer bir siyasi partiniz varsa, sizin bir iddianız varsa meclise girmek için uğraşmazsınız. Türkiye'yi kim idare ediyor? Türkiye Cumhurbaşkanlığı idare ediliyor. Siz şeye değil, icranın başına, yasamanın değil icranın başına aday olmak zorundasınız. Bana göre doğru yapıyor. Burada tek doğru yapmayan bana göre Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü mecliste olup da ne yapacak? Evet, yani bir iddia ortaya koyacaksınız. Bu elbette Cumhurbaşkanı da Beştepe'de gözünüz olması lazım. Şimdi Emin Bey'in söylediğinde çok ciddi bir şey var. Enteresan. Hepimizin bildiği ama böyle birebir tespit etmediğimiz bir şey var. Şu anda seçime girecek partilerin, adı geçen partilerin tamamının genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı. Yani AK Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı. İYİ Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı. HDP'nin öyle. Gerçi Saadet Partisi'nin öyle. MHP zaten olmayacağını aylar önce deklare etti. O ittifak olarak düşündü. İttifak olarak düşündü. O zaman kendi genel başkanının adayı göstermeyen tek parti CHP olmuş olacak. Göstermeyen değil. CHP de istiyor da kaçan tek lider Kemal Kılıç, lider de demeyelim, genel başkan değil çünkü liderlik tam tersini gerektirir. Şimdi Sayın Başbakan bugün kendi çıktı Bakanlar Kurulu'ndan sonra ve böyle sürpriz vaatler, emeklilere biner lira bayram ikramiyesi, yani hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında birçok konuda
aflar, imar affı vesaire başta vergi affı da var. Vergi affı var. Üniversiteler için şeyler var. Bunlar şimdi hani seçim ekonomisi mi diye de birileri soruyor. Bunu neresinden tutmak gerekiyor? Şamil Tayyar hükümet adına bir cevap versin buna. Hükümet adına değil de yasama adına cevap vereyim. Parti adına. Sonuçta yasama organında bir üyeyim yani milletvekili olarak. Şimdi bu aslında bizim daha önceki vaatlerimiz arasında var. Bu 7 Haziran'da bunlar unutuldu, üzerinden geçti. Şimdi ben bugün bakıyorum. Hangisi yani? Bu Sayın Başbakanımızın bu tabi açıklamalar. CHP'nin şeyi değil mi? Şöyle. CHP 7 Haziran'dan önce iki maaş vaat etmişti. İki maaş Haziran'da. Vaat etti ama bakın orada biraz da kavram kargaşası var. Bakıyorum şimdi ben Sayın Başbakan'ın açıklamasından sonra CHP'ler çok rahatsız oldular. Bundan İYİ Parti de çok rahatsız oldu. Arka arkaya açıklamalar yapmaya başladılar. Meral Akşener kerameti kendinden zannetti. İşte biz olmasaydık bunları yapmazlardı gibi. CHP'li vekiller sıraya girdiler. Bizim işte vaatlerimizi çaldılar vesaire diye. 7 Haziran'a giderken biz kendi meramımızı çok iyi anlatamadık o dönemde. Evet. CHP iki şey ikramiye vaat etmişti. Oysa biz daha seçime gitmeden önce mecliste bir yasal düzenleme yaptık ve emeklilerin maaşına ortalama 100 lira civarında bir iyileştirme sağladık. Yüzde kaç? 100 lira. 100 lira aylık. Evet. Bir yıla vurduğun zaman bu 1200 lira yapıyor. Aslında CHP'nin vaat ettiği ikramiyenin birini biz daha seçime gitmeden önce yaptığımız yasal düzenlemeyle verdik. Ya Allah rızası için bizden bir tane adam çıkıp ya CHP bunu vaat ediyor mu arkadaş, biz bunu zaten verdik demedi diyemedim. Yani o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza partinin başında değildi. Kampanya iyi yürütülemedi. Kampanya yanlış bir noktadan yürüdü. Yani AK Parti açısından ve bir hezimet de yaşandı zaten. Sebebi şuydu. Biz 300 küsür sayfalık bir seçim bildirgesi hazırladık. O seçim bildirgesi içerisinde yani buna ilişkin çok fazla hani toplumun doğrudan hani gündelik hayatını etkileyecek türden bizim vaatlerimiz vardı. Bunlar konuşulmadı. Bunun yerine bir manifesto niteliğinde bir 100 maddelik bir metin ön plana çıkarıldı. O da çok soyut kavramları, eski CHP'nin seçim vaatleri gibiydi. Ve toplum bundan çok şey anlamadı. Seçim meydanlarına gittiğimizde biz vatandaşla konuştuk. Ya mesela bir emekli teyze geldi. Evladım dedi, siz niye yapmıyorsunuz? Ya ablacığım biz yaptık teyzeciğim biz bunu dedim. Benim dedi hesabıma bu yatmadı dedi. Biz kanun çıkardığımız halde 7 Haziran'dan önce o emekli maaşlarına yapılan aylık iyileştirmeyi uygulama tarihi olarak bürokrasi 1 Temmuz olarak ilan etti. Seçimden sonra bakın. Bu biraz buna benziyor sanki. Biner liralık şey. 1000 lira 2 ikramiye veriyor. Zaten o zaman da verdik. Aslında bu 3 oluyor. Biner lira mı olacak bu? 1000 lira bin Ramazan lira. Bayramı. Ramazan bayramından önce 1000 lira. Kurban bayramından bin önce 1000 lira. Yani. Eğer yanlış bilmiyorsam hani seçimden seçim 24'de seçimden hemen önce Ramazan bayramı var zaten. Muhtemelen eğer yetişirse ki herhalde olacaktır. Bu seçimden önce Ramazan bayramı ikramiyesi. Bu seneye mahsus mu, hep böyle olacak mı acaba? Ben bu sene acaba diye biliyorum ama. Aradaki onu ben izah edeyim izin verirseniz. Ha, şimdiye kadar Bakanlar Kurulu kararıyla bu tür bir iş yapılıyordu. Sayın Başbakan'ın açıklaması bunun yasal bir şeye bağlanacağı şeklinde. Yani bundan sonra devamlı kalıcı hale gelecek. Kalıcı hale gelecek. Bunu kalıcı çıkarız. Getirirlerse çıkarız yani. Çok fazla bir zaman olmaz. Buna muhalefet de çok itiraz etmemiz. Dolayısıyla burada hani yok CHP'nin vaadiydi vesaire falan değil. Şimdi imar barışı uzunca süredir zaten hükümetin üzerinde çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bununla ilgili daha önce düzenleme bu düzenleme ilişkin bilgi vermişti. Yaklaşık 13 milyon civarında binanın yeniden bu barış kapsamında ruhsatlandırılması ve buna bağlı olarak da belli bir ödeme. Onunla beraber aynı zamanda kaynak da üretilmiş olacak. İşte vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, trafik cezalarına kadar ciddi birçok düzenleme seçim var. Seçim ekonomisi denebilir mi? Tam tersine bu kaynak üretme. Yani seçime gitmeseniz de bunları yaparsınız. Yani zaten mesela hani bunu çok emekli maaşı hariç. Emekli maaşı hariç. Ama şunu söyleyeyim. Zaten siz eğer vergi ihtilafına düştüğünüz zaman uzlaşmaya gidiyorsunuz. Uzlaşmaya gittiğinizde ben bakıyorum şöyle uzlaşmadan aşağı yukarı faizin tamamı silinir ve sadece ana parayı ödüyorsunuz. Zaten burada da peşin öderseniz diyor faizin %90'ını ödemeyeceksiniz diyor. Dolayısıyla bu zaten normal şartlarda da uygulanan ama şimdi bu daha seri bir şekilde yapılacak.
Mesela bir de şu belki, ama onda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşlılık aylığı. 265 liraydı. 500 liraya çıkarıldı. Bu da zaten bir... O 65 yaş. 65 yaşın üzerinde ihtiyaç sahiplerine. Ona şey deniyor değil mi? Zaten 65 aylığı deniyor Anadolu'da. Yani şeyi. Dolayısıyla hani bu da zaten ihtiyaç olan bir düzen. Çok güzel oldu. Ya bir de şunu söyleyeyim. Şu ya da bu kardeşim. Seçime giderken gitmezken o vardı, bu vardı vesaire. Ben şuna bakarım yani. Geçmişten bu yere yıllarca gazetecilik yaptık, yapıyoruz, devam ediyoruz. Yani her iktidar bu tür iyileştirmeleri, düzenlemeleri yapar. Önemli olan buna kaynak üretmeniz ve bunu yapma iradesini ortaya bir koymanız. Ben bir şey hatırlatayım. Mesela CHP Haziran 2015 seçiminde 1800 mü demişti asgari ücret, 1600 mü? Dört parti farklı rakam verdiği için ben de kaybettim. 1600-2000 lira arasında değişiyordum. Galiba 1800'dü CHP'nin vaadi. Sonra Kasım seçim öncesi AK Parti 1300 lira vaat etti. Ve millet bu 1300 lirayı daha garanti gördüğü için İş dünyası ayağa kalktı. Buna inan. Hayır, o ayrı bir şey de yani hani 1300 lira daha az olmasına rağmen bu verilebilir gördüğü için AK Parti'nin oylarına yansıdı mesela bu vaatler. Yani rakamları yarıştırınca en fazla söyle Haydar başta 5000 lira demişti galiba o zaman. Rakamları yarıştırınca bu böyle daha çok oy getirir gibi bir şey de olmuyor. Haydar başta CHP ittifakında. Evet. Yani CHP bayağı. Dolayısıyla hani bunun seçim üzerinden bir tartışmaya dönüştürülmesini yani çok sahici bulmuyorum. İktidarlar bunu yaparlar. Mesela taşeron kanunu biz çıkardığımızda ortada seçim falan var mıydı mesela? Hı. Yoktu ama daha önce söz vermiştik. Şeyden sonra 7 Haziran'dan sonra söz vermiştik. Ve o sözümüzü de yerine getirdik. Evet. Çok kapsamlı bir çalışma. Yani yaklaşık 1 milyon insan yararlanıyor. Dolayısıyla bütün kamu kurumları, belediyeleri kapsadığı için ciddi bir hazırlığa ihtiyaç var. Çok zaman aldı. Geçen sene bitti. Bittiğinde ortada ne seçimin lafı var ne vesaire falan vardı. Ama şimdi pat diye erken seçim gündeme geldi. Dolayısıyla yani her çalışmayı da seçimle ilişkilendirmek doğru değil. Ama denebilir ki ya iyi de o zaman niye siz bunu 6 ay önceden yapmadınız vesaire. Burada esas olan şey millet yararına olup olmadığıdır. Ve bunu yaparken de buna kaynak üretebiliyor musunuz? Bu ülke ekonomisini bozuyor mu bozmuyor mu? Dolayısıyla buna kaynak üretiliyorsa mesela barış affını niye imar affını niye yapıyorsunuz? Bir kaynak üretecek. Kaynak üretmek için. Ne olacak? Ciddi imar problemler var. Çözümsüz kalıyor. Tabii canım. Kapusuz, hem kaynak üretiyorsunuz falan, hem de sosyal ve iktisadi bir meseleye çözüm üretiyorsunuz. Yani yıkmaya gidiyorsunuz, binayı yıkamıyorsunuz. Ondan sonra onlar yıkamadığınız binada oturanlar işte elektrik, su vesaire gibi hizmetlerden faydalanamıyor. Belediye hizmetlerinden faydalanamıyor. Dolayısıyla bir sosyal probleme dönüşüyor. Ve siz bunu bir şekilde çözmek zorundasınız iktidar partisi olarak. Evet. Ve bunun çözülüyor olmasını da ben son derece önemli buluyorum. Yani. Evet. Bu konuda bana bir şey söyleyeyim mi? Vatandaşa giden hani emeklinin hakkı bir kere emekli gerçekten son derece zor şartlarda. Ve bana göre burada bunun hani meclisten geçirilip bir kanun haline getirilip kalıcı olması da son derece önemli. Benim vatandaşımın, benim ihtiyacı olan vatandaşımın cebine giren her para beni mutlu eder. Kaldı ki zaten hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de başka partilerin seçim vaatlerinde vardı bunlar. Oldu, gerçekleşti. Hatta şunu demek mümkün. Hep seçim olsa da vatandaş böyle eğer şeyse biraz o zaman bütçe ne olacak? Şunu demek istiyorum. Yani şöyle bakıldığı zaman vatandaşı yani, rahatlatan her şeyi desteklemek şey de, lazım. Ben de yani ben çok iyi olduğunu düşünüyorum bunu. Bence çok fakat iyi bir şey burada şeye de dönüşmemeli. Yani burada öyle bir şey sezdiğim için söylemiyorum ama geçmişte de yani bu emekliler üzerinden yapılan istismarlar mesela şimdi bir şeyler kazan kaldırıyor değil mi? Emeklilikte yaşa takılanlar diye. Bu ne bu? Demirel geldi 91 seçiminde dedi ki işte mezarda emeklilik falan bir sürü şeyde o zaman bakın, solcular şey yaptılar bir bitireyim. Şey sonra 36 yaşında insanlar emekli olmaya başladı. O dönemde 91. Doğru. 99'da Yaşar Okuyan Çalışma Bakanı'ydı. Biz de emekli parasını ödeyemeyeceğiz artık dedi. Bu EYP dediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar meselesi o dönemde çıkmış bir şey. Yani 1999'da şimdi, iflas ediyor. Devlet emekli maaşlarını ödeyemeyecek noktaya yani geliyor. AK Parti daha kurulmadan önce. Şimdi şöyle, tabii. Yaşar yani hani demek istediğin popülizme de kaçmaması gerekiyor bu vaatleri. Yaşar Okuyan'dan önce kötüydü gerçekten çok erken emekli oldu ama
Yaşar Okuyan da Kantar'ın topuzunu biraz fazla kaçırdı. Neredeyse mezarda emekliye doğru gitti. Şimdi bakıyorum. Yok ya öyle düşünmüyorum. Halk TV'de kalkıyor. En çok bağıran da Yaşar Okuyan. Bu biraz böyle şimdi sıkıntılı bir iş. Şimdi ben 2-3 sene önce o Haziran, Temmuz, Kasım seçimleri döneminde bir sormuştum. O dönem 159 milyar lira ödeniyordu sadece emekli maaşı devletin bütçesinden. Sadece emeklilik maaşı olarak yani 11 milyondan fazla emekli var. Kolay bir şey değil. Yani bu yapılan, bu verilen vaadi ben doğru buluyorum. Evet emeklilerin sıkıntıları var. Ama bir taraftan da popülizme kaçıp iş eğer şirazesinden çıkarsa bunu az çocuklarımız evvel, çekiyor, torunlarımız çekiyor. Az evvel onu söylemek istedim. Yani popülizme de kaçmıyor. Bakın tribünlere de oynanmıyor. Şimdi uzun süreden beri bir bedelli askerlik lobisi var Türkiye'de. Ve şimdi ortalığı şey ayağa kaldırıyor. Cumhurbaşkanı kalktı ne dedi? Biz bu bedelli askerliği çıkarırsak Afrin şehitlerimize... Bu bir seçimden sonra düşünülebilir. Yani seçimden sonra belki düşünülebilir ama şu anda bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. Demek ki popülizmde yapılmıyor. Belli konularda işte... buna ben şimdi... Yani mesela farklı, yaşla ilgili farklı, düzenleme yapılsa o sözün ettiğiniz manada bir yorum değerlendirme olabilir. Şükürler olsun o yok. Önemli. Ya biz Almanya'dan zengin bir ülkemiz Allah aşkına ya. Almanya'da 67'ye çıktı şimdi emeklilik yaşı. Biz Almanya'dan zengin bir ülkeyiz. Ondan sonra? Biz Almanya'dan zengin bir ülkeyiz. Çok basit. Geçen gün bir konuyu tanıyorum. Hemen gireyim. Bir konu. Dağıtmadan bir, bu konu üzerinden gidelim. Önemli bir konu ekonomi çok yani. Kötüye gidiyor falan diyorlar ya. Ya ekonomi kötüye gidiyor da. Ankara'nın yakınlarında bir yerim var. Gidiyorum. 92'de aldım. 92'de giderken genellikle şu konuşulurdu. Ya Almancılar arabalarla girler. Çok güzel arabalar filan. Geçen gün gidiyoruz. Ne konuştuk biliyor musunuz? Ya bu Almancıların arabaları dökülüyor. Bizim arabalar onlardan daha iyi. Neyse, yani Türkiye ama nereden nereye geldi? Bu da çok önemli. Ekonomi kötüye gidiyor da. Almanya'nın ekonomisi Türkiye'nin ekonomisinden daha iyi. Şakasındayım yani. Ama şeyde. Yani Türkiye yani bir yerlere şey, geliyor. Elbette yani 3000 dolardan gayri safi kişi başına düşen milli gelir 3000 dolar civarında iktidara geldiğimizde. Yani 12 bin dolara kadar çıktı. Şimdi 10 bin dolar civarında seyrediyor. Patinaj yapıyor oradan. Şimdi daha iyi olabilir mi? Elbette daha iyi olabilir. Ama yani bu manada baktığımızda ekonomi büyüklüğü, kişi başına düşen milli gelir falan mukayese bile götürmez. Dolayısıyla Almanya'da bir fiil 45 yıl çalışmadan, 67 yaşını doldurmadan sizin emekli olmanız mümkün değil. Bugün Türkiye'de getirdiğimiz o kadar çok istihdam var ki geçmişte doğrusu getirilen. Ya 5 yıl sigorta primi ödeyerek mahallen emeklilik var mesela rapor almanız halinde. Dünyanın hiçbir yerinde 5 yıl sigorta primi ödeyerek emeklilik yoktur yani. Bu, onun için ben yapılan düzenlemeleri geçmişte doğru buluyorum. Şey, yani Almanya'da Avrupa'nın çok ülkesinde 5 çalışana bir emekli evet. düşüyor. Bizde bu 2'ye 1 bile değil henüz. Yani bu tür geçmişte bu sosyal güvenlik sisteminin popülizme kurban gidip bozulmasını işte şimdiki nesiller, şimdiki o dönem çocuk olanlar, onlar torunları falan çekecek. Bedeliyle ilgili ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Bir bu konuda benim kısaca diyeceğim bir şey var da şu. Tamam. Emeklilikle ilgili. Birincisi, hayır bedeliye geçmeden önce. Tabii emeklilikle ilgili emeklilik. Değil mi? Evet. Şimdi demokrasinin en çok demokrasiye en çok önem atfedilen şeylerden birisi devletin, iktidarın halkın taleplerini hesaba katma zorunluluğu hissetmesidir. Çünkü o halka gidecek, o isteyecek. Dolayısıyla sosyal politikalar açısından iktidarların ciddi adımlar atması lazım. Türkiye sosyal politikalar itibariyle, yani uyguladığı politikalar itibariyle AK Parti iktidarı döneminde kurumsallaşmamış katkılar sundu. Şeylere, dar gelirlere, işte gıdada ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı ve benzeri. Bunlar kurumsallaşmamış, yasallaşmamış ama sosyal politikaların gereği olarak yapılanlar. Şimdi emeklilere de aslında kurumsallaşmamasına rağmen, yani yasal bir temele dayanmamasına rağmen yıllardır bu bayramlarda filan şey veriliyor. Yardım dağıtılıyor. Onun dışında Sayın Başbakan'ın açıkladığı düzenlemelerin çoğu devletin bütçesinden para alan değil, para katan açıklamalar. Hı. Yani vergi affı falan filan dediğimiz şey faizin alınmaması. Öğrenci affı... Zaten tahsil edemiyorsun ki onu. Öğrenci affı dediğimiz şey bir şey bütçeden para çıkarmıyor. Burada şunu ifade etmek lazım. Türkiye bu adımları attı diye muhalefetin iktidara çullanması çok
gayri ciddi şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü vatandaşın lehine olan adımlar atıyor. Bunu zaten desteklemesi gerekir. Vaydi, muhalefet bunları yapın diyor. Bunu yap demesi doğru lazım. Doğru bir iş yapılıyor. Bunu demiyor. Burada kalkıp da şunu hemen ifade edelim. Tabii bizi vatandaşlar izliyor. Yani şu anda insanlar izliyor. Şu masada konuşulanların hayatın gerçekleriyle şey olması lazım. Örtüşmesi gerekir. Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı, dar boğaz var. Vatandaşın hissettiği, esnafın hissettiği, dar gelirin hissettiği, işçinin, memurun hissettiği bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı aşmak için hükümet adım atıyorsa ona karşı çıkmak değil, alkışlamak gerekiyor. Tamam. Biraz daha fazla yapmak gerekiyor. Başka alanlarda, başka kalemlerden kısarsınız ama dal gelmeliğe, memuriye, emekliye vermeniz lazım. Abi, benim anladığım bu paketi toplam bakınca, şimdi bu emeklilere 2000 lira oluyor toplamda. Bu herhalde 25 milyara yakın bir paraya tekabül ediyor. Herhalde bu düzenlemeler, vergi düzenlemeleri, imar vesaire ile de onu telafi edecek bir mantıkla bu bir tek paket haline getirilmiş gibi geldi bana. Şimdi bedeliyle ilgili ben fikrimi söyleyebilir miyim? Ben şöyle düşünüyorum. Ben bunu destekliyorum. Bedelli mi? Bedelli. Şu anlamda, destekliyorum. Evet. Şimdi Türkiye'de adı konmamış bir şekilde artık ordunun profesyonelleştiği bir süreçten geçiliyor. Şimdi terörle mücadelede, bunu başbakan da söyledi, terörle mücadelede süreli askerlik yapanlar görev almıyorlar. Yani terörle mücadele, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Güneydoğu'da zaten bir fiil meslek olarak askerliği seçmiş. Uzman, erbaş, assubay, subay bunlar zaten fiilen görev yapıyorlar. Süreli, yani 12 ay şu anda değil mi? 12 ay askerlik yapanlar geri hizmetlerde değerlendiriliyor. İşin bir bu tarafı var. Bir de yani artık ben bunu yani Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'la desteklediğini düşünüyorum. Türkiye'nin yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel orduya dönüşmesi gerekiyor. Adı konmamış bir şekilde buna doğru bir yönelim de oldu zaten. Doğru. Bunların hepsi doğru. Verilen mesajı da ben şöyle, Başbakan kendi başına orada ben bu işe müspet bakıyorum diye bence söylemedi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'yla istişare etti. Toplama bakınca da seçimden önce bedelli askerliği çıkarmayacağız. Ama kapıyı açtık. Hani bu da erken seçim meselesi gibi ok yaydan çıkmıştır bana göre. Seçimden sonra bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılacak mesajı olarak ben bunu okudum. Ama yani şimdi bakın Türkiye bu böyle bir mücadele içindeyken ben bu tür meselelerin gündeme getirilmesi çok densizlik olarak görüyorum. Yani densizlik evet, mi yaptım ben? Hayır. O talepte bulunanlar. Söz meclisten dışarı yani. Talepte bulunanlar açısından söylüyorum. Yani nedir? İşte seçime gidiyor Türkiye. Biz Afrin'de operasyonda işlem buradan kendine ama yani zaten mantıklı bakınca hayır, abi onlar bedelli bekleyen askere da, gitse de zaten zaten o terörle tamam mücadeleye katılmayacak tamam bu anlamda geri hizmete de ihtiyaç var bu ülkenin. Yani bunları böyle dönemlerde, seçim dönemlerinde kaldı ki Türkiye terörle mücadelesini bu noktaya getirdiği bir dönemde şey yaptığınız zaman eğer bugün bedelli askerlik çıksaydı ne olurdu biliyor musunuz? Muhalefet destekliyordu ama yer yerinden oynardı ve muhalefet alabileceğini eleştirdi. İşte vatan evlatları orada ölüyor, parası olanlar filan diye başlarlardı. Bir de işin bu boyutu var. O açıdan evet, her şeyi zamanında dile getirmek, yerine getirmek lazım diye düşünüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Evet, başka bu konuda. Yani ben de senin gibi düşünüyorum. Kimin ama gibi, kimin gibi? Şey, Mehmet gibi düşünüyorum. Bedelli askerlik önü açılmalıdır. Ama problem şurada. Algı yanlış. Yani insanlar şu anda senin altını çizdiğin şeyi çok az kişi biliyor. Yani evet, operasyonda kullanılan askeri güç bizim silah altına alınmış Mehmetçik değil. Süreli askerler. Süreli asker, yani devamlı. Süreli asker değil. Evet. Meslek olarak askerliği seçmiş insanlardır. Yani Çorum'dan kalkmış Ahmetoğlu Mehmet askere gitmiş. İki tane mermi patlatmadan Afrin'e gönderilmiş. Orada şehit edilmiş diye bir şey yok. Savaşanlar profesyonel askerlerdir. Yani onun geliri de pekala işte savunma sanayi ile ilgili bir sürü ama yani hedefler ortaya konmuş. Orada kullanılır. Toplum bunu, uzun menzilli balistik füze yapar onun parasıyla Türkiye. Toplum hala buna hazır değil. Yani daha doğrusu bu olayı bilmiyor. Profesyonel askerliğin Türkiye'de hangi boyutlara geldiği, terörle mücadeleyi hangi güçlerin yaptığını bilmiyor.
O giden gariban Mehmetçik yapıyor zannediyor. Önce bunun çok güzel anlatılması lazım bir. İki, hakikaten 6 ayda, 3 ayda, 6 ayda asker yetişmez. Bu vatani görevi biz niye üstleniyoruz? Niye askere gidiliyor? Bunun bir esprisi var. Yani sadece bugün değil, yarın Allah korusun Türkiye bir sıkıntıya muhatap olduğunda hepimiz el silah tutan askerler olacağız. Belki o anlamda bir şey. Bir eğitim, yani bir vatani görev. Bunun bu şekilde anlatılması, böyle olabilmesi için yani bedelli askerlikle birlikte başka bir şey daha gündeme gelmeli. Askerlik süresinin azaltılması lazım. Yani ben niye bu kadar insanı silah altında birçok Avrupa ülkesinde 2 ay 3 ay zorunlu askerlik şey var mesela. Mesela yaz aylarında, kullanmayı öğrenip alacaksınız birkaç aylığına. Bir defada da yapmak mecburiyeti yok. Yani öyle bir askerlik sistemi olmalı ki diyelim 2 yıl 3 yıl peş peşe ikişer aylık süreler dahilinde bir tatil gibi böyle bir eğitim kamplarında bu görevi verilebilir ve profesyonel askerliğe yönelik her türlü adım atılmalı, tedbir alınmalıdır. Aksi takdirde bakın biz Allah rahmet eylesin şehitlerimiz var. Hepimizin ciğeri yanıyor. Tabii. Ama Allah korusun eğer profesyonel savaşçılar değil de silah altına almış gariban Mehmetçik gönderilseydi bu kayıpların sayısı kat kat fazla olacaktı. Kaldı ki istismar ediyordu. Gariban Mehmet gidiyor filan diye. Şimdi profesyonel. Tabii. İşi bu olan insanlar tabii gidiyor. Bunun da istismar edilmesi ortadan kalktı. Bana göre son derece doğru. Dediğin haklı ama böyle dönemlerde böyle şey yaptığında biraz beklemek lazım. Gerçekten densizlik olarak görüyorum. Ya, o kadar şehitlerin arasında. Senin için değil. Senin için değil. Söz meclisten dışarıdır zaten. Yani. Bak şimdi hiç kızma. Sana lafım sana değil. Ama gündeme getirenler arasından ben öyle görüyorum. Yani söz meclisten dışarı değil de Mehmet de rahatlasın şimdi. Söz meclisten dışarı tabii. Yani biz yorum yapıyoruz. Bunu sürekli gündeme getirip bunu bir kampanya haline getirenler yanlış yapıyorlar bence. Ben de iki cümle edeyim. Şimdi doğru. Artık hakikaten askerlik yapı itibariyle de, anlayış itibariyle de çok değişti. Eskiden uzun süreliydi ve geçen yüzyılın başında kurulurken de, yani düzenli orduya geçilirken de bir eğitim ocağı gibiydi. Yani orada gençler disipline edilir, hayata hazırlanırdı aynı zamanda. Yani hepimiz çok eski şeye gitmeye gerek yok. Bizim zamanımızda bile belli yerlerden gelen o gençler, eğitim almamış çocuklar, yani tuvalet eğitimi alırlardı yani. Şimdi buralar aynı zamanda evet yani bunlar eğitimden geçer, okuma yazma öğretilir vesaire. Aynı zamanda hayata hazırlama ocaklarıydı. Şimdi tabii şartlar çok değişti. Evet. Son yıllarda da terörle mücadele bizim ciddi bir baş ağrımız haline geldi. Hakikaten terörle mücadelede artık profesyonel ordu kullanılıyor. Orada yani kısa süreli askere gidenler artık yok. Yani sözleşmeli erler var, astsubaylar var. İşte uzman çavuşlar var ve işte üst dereceli subaylar var. Dolayısıyla bugün Afrin'de de Elbap'ta da ve sınırımızda nöbet tutan askerlerimiz tamamen yani tam tarifi karşılar bilmiyorum ama profesyonel asker yani. Hepsi maaş alıyor devletten ve profesyonel asker. Onun için çok değişti. Fakat bu mesleği seçenler de özellikle sözleşmelerle ve uzman çavuşlar ağırlıklı olarak da hani dar gelirli ailelerin çocukları olduğu için şehit cenazelerinde o ailelerin evleri ekranlara yansıyınca işte fakir ailelerin çocukları ölüyor, zenginlerin çocukları para veriyor, askerlikten kurtuluyor diye bir yanlış kavganın ve tartışmanın parçası haline getiriyor. Çok da subay kaybettik ama onlar da zenginler sınıfı. Subaylar da var aralarında. O zaman o yüzden seçimden sonra bunun iyi bir değerlendirmesi yapılacak. Hükümet bir karar verecektir yani. Son cümleyi ben edeyim. Bu şeyle ilgili bir sürü mesaj yağdı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Ben bunu sordum. 750 milyar liralık bir kaynak gerekiyor. Eski şeyde 750 katrilyon lira. Bu şeyi yaşayan izleyicilerimiz bununla ilgili makul bir fikir önerirlerse ben ona da desteklerim. Ama 750 milyar bence liralık ben, bir şey gerekiyor. Bence hiçbir siyasi iktidarın buna tevessül edeceğini ben açıkçası çok düşünmüyorum. De ki 750 milyar TL değil, sıfır kuruşla bugün geçiş sağlansa
5 yıl içerisinde devlet maaşı ödeyemez hale getirmek. Evet, peki. Teşekkür ediyorum hepinize. Programımızı bu akşam da süremizi doldurduk. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.